temelde dört büyük ihanet olduğu kanaatinde. Birinci ihanet, aklınla ateizm adına kullanıldığını söylemek. Evet. Yani daha doğrusu şöyle, aklı kullanırsa bir kimsenin ateist olacağını söylemek. Yani bilimsel evet. verileri, felsefe verileri tamamen yanlış değerlendirmeye çalışan bir yaklaşım. Allah'ın Varlığı 12 Delil kitabında kısmen ona cevap vermeye çalıştım. Sitemden PDF'ini indirip isteyen okuyabilir. PDF'i var mı? PDF'i var. İsteyen oradan ücretsiz indirsin, okusun. Birincisi bu ateizm akla birinci ihanet. İkinci ihanet, hazcılık veya kapitalizm diyebileceğimiz aklı sadece dünyada hazlar elde etmek için kullanılan bir araca çevirmek veya dünyada karizma elde etmek için, daha çok cinsellik yaşamak için, daha çok hava atmak için bu tip dünyevi hazları veya karizma gibi unsurları elde etmek için kullanılan araçsallaştırılmış bir akıl bu yolda. Ve bu şekilde kullanılan bir akılda birçok kimse aklın gerçek amacı da olan, daha ulvi bir amacı olan ben neden buraya geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, beni yaratan var mı sorularının üstüne gitmeyen, bugün bizim burada masaya yatırıp tefekkür ettiğimiz konuları hiç tefekkür etmeyen bir akıl bu ikincisi, sadece akıl. Üçüncü bir akıl var, buna da dikkat edilmesi lazım. Son yüzyılda yayılan bir akıl, buna ben New Age'çilik diyorum. Daha doğrusu literatürde deniyor. Bu New Age yaklaşımla çünkü tek bir şey değil, birçok var. Bunlardaysa genelde akıl çok kullanılıyormuş havası veriliyor. Mesela böyle daha çok reenkarnasyoncu gruplar, belli böyle birazcık insanların etrafında toplanan gruplar tipi yapılar bu New Age. Mesela Scientology'ye örnek verebilirim. Harika. Veyahut da bu transantansiyon, meditasyon tipi belli yapılar vardı. Türkiye'de işte çıkmıştı. Bunlar da ben bir bakıyorsunuz aklın çok derin kullanılıyormuş izlenim veriliyor. Böyle sürekli bir kuantum sıçraması, DNA patlaması, ondan sonra pozitif elektron yükler geliyor. İşte belli bilmem ibadetler yapıldığında, bir şeyler olduğunda siz pozitif yüklenip bilmem nereye zıplıyorsunuz falan. Böyle çok bilimsel bir havada akıl kullanılıyormuş havası veriliyor. Böyle pozitif, negatif, alfa, beta böyle parçacıklar kullanılıyor ama içeriye baktığınızda tamamen boş. Hiçbir kavram yerli yerince kullanılmıyor. Ve o çok akılcı, çok modern havası verilen şeyin aslında tamamen boş bir söylem olduğunu görüyorsunuz. Ve New Age'çilik de aslında bence, inşallah size de bir tavsiyem burada, bir program bence sırf bu New Age'çilik için yaparsanız önemli ve dikkat edilmesi gerekli. İnsanlara bir kurtuluş olarak sunulan, çok akılcı olduğu iddia edilen fakat akıl açısından bence bir akla ihanet olan ve içi boş bir proje genelde. Ha, dördüncüsü akla bir ihanet. Din adına aklı küçümsemeye çalışan, aklı kullanmanın dinde zararlı bir şey olduğunu söyleyen, bugün buradaki bütün hocalarımın İslami referanslarla niye yanlış olmaya durumu göstermeye çalıştıkları fakat İslam'ın içinde akla karşıt gelen bir ses. Ve bu sesi seslendirenler daha çok benim kullandığım deyim değil, işte koca karı imanı şeklinde imanı tarif ederek. Yeni yani, model İslamcılar. Yani işte hiç aklı kullanmayan bir iman en makbul imandır diyor bende. Koca karı imanı değil, böyle gerekirse işte Hülya Hanım gibi alim hanım imanını biz makbul görüyoruz. Yani koca karı imanını değil. Ama burada bir bakıyoruz söylenlerle gerçekten böyle bir aklı İslam adına küçümsemeye çalışan, sen aklını kullanma diyen bir söylem var. Ve hemen bunun arkasından da bir bakıyorsunuz, sen aklını kullanmayınca illaki sen hareket edince eylemlerine bir şekilde yön vereceksin. Kimleri aklına tabi olman gerektiğinin de arada hemen kulağınızda fısıldandığını, onun reçetesinin de yazıldığını görüyorsunuz. Bu bana göre bu dördü de akla büyük bir ihanet. Hı. Ve bizim burada bu dördüne karşıt da çıkmamız lazım. Yani hem ateizme karşıt ve sırf hazcılık için araçsallaştıran akla karşıt da böyle çok akılcı gibi gözüküp içi boş olan o New Age söylemlere de. Dördüncüsü İslam'dan aklı dışlamaya kalkan, tamamen İslam'ı böyle bir yani aklı kullanmayan rüyalar, keşiflerden ibaret gösteren, yani böyle bir imanı akla zıt gösteren tabloya karşıt da bir şeyler söylememiz lazım.